Biliyorsunuz Canan Kaftancıoğlu'na siyasi yasak gelme olayı var. Şu anda tam kesinleşmiş değil. Bunun üzerine Nagihan Alçın'ın size bazı tweetleri var. İsterseniz okuyayım mı hocam, eğer cevap vermek isterseniz. Lütfen. Size sarı muhalefet diyor. Sarı muhalefet Ümit Özdağ 2014 senesinde FETÖ'ye Yeni Çağ gazetesinde hizmet hareketi diye defalarca yazmakta FETÖ'ye alenen yardım ve yataklığa girmiyor mu? FETÖ için hizmet hareketi mi yazdınız hocam? Öyle diyor. Evet, ben de baktım yazmış mıyım diye. Evet, 5 defa 2014 senesi içerisinde 17-25 operasyonu sonrasında yazmışım. Ama 5'inde de suçluyorum FETÖ'yü ve AK Parti FETÖ işbirliğiyle ülkenin ne duruma getirildiğini söylüyorum. Ama onu bırakın canım. Yani ben ortaya FETÖ ile ilgili daha AK Parti FETÖ işbirliği devam ederken birinci baskısını 2013'te yapan ülkesinde kuşatılan Ordu Türk Silahlı Kuvvetleri adlı kitabı yazdım ve FETÖ'nün nasıl Türk Silahlı Kuvvetleri'ni iktidar desteğiyle içten çökertmek için operasyonlar yaptığını bütün açık bir dille ortaya koydum. Daha sonra da yani 15 Temmuz sonrasında da bazı savcıların bu kitabı kaynak kitap olarak kullandığını biliyorum. Nagihan Alçı suçluların telaşı içerisinde ve bu çerçevede ilk atmış olduğu tweette bana sarı muhalefet demiyor. Da hani muhalefet olup olmadığınızı göreceğiz, sizin sarı muhalefet olup olmadığınızı göreceğiz. Eğer sarı muhalefet değilseniz CHP İstanbul İl Başkanı'nın tutuklanmasını eleştirirsiniz anlamında bir açıklama yapmış. Aynısını Mansur Bey'e de yapmış. Nagihan Alçı şimdi İmamoğlu'nun otobüsüne binmenin bedelini ödüyor ve bunu bir fırsat olarak görüp Mansur Yavaş'a saldırmak için fırsat olarak kullanıyor. Ama çok önemli değil. Bakın ben bugün yaptığım açıklamada da belirttiğim gibi Yargıtay kararını dikkatle okudum ve daha önce bir açıklama yapmadım. Canan Kaftancıoğlu Atatürk'ün kurmuş olduğu parti içerisinde Atatürk'ün kurmuş olduğu cumhuriyetin temel ilkelerine savaş ilan etmiş bir siyasetçidir. Ve Canan Kaftancıoğlu'nun politik çizgisini hiçbir zaman kabul etmek benim bulunduğum yerden mümkün değildir. Canan Kaftancıoğlu'nun bir partide siyaset yapması, o partide Atatürk'ün olmaması, Atatürkçülerin olmaması demektir. Ve Canan Kaftancıoğlu da Cumhuriyet Halk Partisi'nde Atatürkçülerin, vatanseverlerin, Türk milliyetçilerinin olmaması için elinden geleni yapmıştır. Ve Canan Kaftancıoğlu'nun politik çizgisi bizim mücadele ettiğimiz bir politik çizgidir. Ancak biz siyasi olarak mücadele ederken öte yandan da siyasetin dışında Adalet Kurumu'nun doğru çalışması gerekir. Canan Kaftancıoğlu bir devlet görevlisine hakaret etmiş midir? Etmiştir, çok açık. Peki Canan Kaftancıoğlu bir terör örgütünü desteklemiş midir? O da çok açık, onu da desteklemiş. Peki Hilal Kaplan bir terör örgütünü desteklemiş midir? Desteklemiştir. Hilal Kaplan ve Nagihan Alçı değişik devlet görevlilerine, devlet kurumlarına hakaret etmişler midir? Etmişlerdir. Canan Kaftancı içerideyse Hilal Kaplan ve Nagihan Alçı niye dışarıda? Yani iktidar yanlısı olunca bunları yapıyorsunuz ve ödüllendiriliyorsunuz, yönetim kurulu üyeliklerine getiriliyorsunuz. İktidar kayığında ön sıralarda oturtuluyorsunuz. Ama muhalifseniz aynı suçu işlediğinizde hapse giriyorsunuz. Bu adalet değildir. Bak, bizim pozisyonumuz bu Zafer Partisi olarak. Eğer bir yerde suç varsa herkes için suçtur. Yoksa da hiç kimse için suç değildir. Ama AK Parti her şeyi tahrip ettiği gibi 2007'den itibaren sistemli bir şekilde Türkiye'yi
Türkiye'de adalet mekanizmasını tahrip etmiş. Önce adaleti FETÖ'nün eline teslim etmiş. 17-25 Aralık'tan sonra da diğer tarikat ve cemaatlerin eline terk edilmiş bir adalet vardır. Ve bugün insanlar Türkiye'de adalet sistemine inanmıyorlar. Bak, gerçekten inanmıyorlar. Bunu evet. Çünkü hayatımızda, günlük hayatımızda yaşayarak görüyoruz. Adalet AK Parti parti teşkilatlarından çıkmış ve hakim olmuş kişilerin karar alırken nasıl taraflı karar aldıklarını, nasıl adaleti çiğnediklerini çok net olarak, kişisel olarak görüyoruz.